Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Öncelikle Hişyar Bey Afganistan'a Mehmetçik gidecek dedi. Mehmetçik demesinden memnun oldum ama Afganistan'a asker göndermeyeceğiz. O bilgiyi vermek isterim. Sayın Çeviköz, bu belge Kıbrıs Rum gazetesinde yayınlandı, belge dediğiniz. Ve o belgeye göre Rum kesimi Çavuşoğlu taviz vermedi diyor. Siz de tek taraflı müdahale hakkımızdan taviz verdiniz diyor. Biz öyle bir taviz vermedik. Orada Kıbrıs KKTC yönetimi de vardı. Tüm arkadaşlarımız var. Kayıtlarımız da var. Böyle bir taviz vermedik. Bunu da zaten açıklamıştım. Sayın Sibel Özdemir çok teşekkür ediyorum. Sizin her yerde biraz önce anlattıklarınızı söylediğinizi biliyorum. Benim sadece burada anlatmadıklarınız vaktimiz de yok dediniz. Eksik kalan kısmını ben tamamladım ve burada da bunları söylemenizi arzu ederiz. Elbette bir raporda olumsuz yönleri de var, olumlu yönleri de var. Biz açıklamalarımızda olumsuz yönlerini eleştiriyoruz. Sayın Oluç burada yok. Olumlu kısmında olumlu baktığımızı, memnuniyet duyduğumuzu söylüyoruz. Son derece objektif açıklamalar yapıyoruz. Sayın Felek Nasuca, biz Ezidileri hedef almıyoruz. Biz Sincar'da PKK'yı hedef alıyoruz. Ama Naira Murad'ın da söylediği gibi, o bana da söyledi, operasyonları durdurun. Çünkü siz havadan bombaladığınız zaman, PKK'yı hedef aldığınız zaman PKK saklanıyor. Ezidi çocukları ön plana koyuyor. O yüzden Ezidiler ölüyor dedi. Katar'daki konuşmamızın tutanakları da var. Onları da sizinle paylaşırım. Ayrıca bu bilgileri Amerika'da birçok NATO üyesi, o günkü ABD Dışişleri Bakanı dahil, Pompeo dahil, herkese de anlattı. Ben de anlatmasını özellikle istedim. Çünkü bu YPG PKK'ya oralarda destek veriliyor. Ben İyi Parti'nin Batı Trakya Türkleri konusunda hassasiyet göstermediğini söylemedim. Tam tersi, İyi Parti'nin göstereceğini, gösterdiğini söyledim. En son Bulgaristan Türkleri konusunda da aynı şekilde beklediğimizi söyledik. Ama bu konuda beklemediğimiz kesimlerin de olduğunu söyledik ama Sayın Oluç'un açıklamasından da memnuniyet duydum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Batı Trakya Türkleri ile ilgili kararını Yunanistan'ın uygulamamasından dolayı eleştirdiğini de söyledi. Bunun için teşekkür ediyoruz. Sayın Erhan Usta, Katar'da Dışişleri Bakanı, Türkiye ekonomisi çok önemli fırsatlar sunuyor dedi. Türkiye, bir ülkenin ekonomisini her ülke kullanıyor bunu, Amerika'da kullanıyor. İyi fırsatlar sunması demek, o ülkedeki ekonomik şartlar iyi demektir. Elbette her yatırımcı bunu değerlendirmek ister. Diğer taraftan bu gazeteci dediğiniz kişi Katarlı değil. Birçoğunuz Katarlı değil. Burada değil de baktım Katarlı. Bunu Reuters muhabiri, Kanadalı bir gazeteci. Ne olduğu önemli değil. Ama kasıtlı ve yanlış bir soru sordu. Ben de gerekli cevabını verdim. Sorusunun yanlış olduğunu ve doğru bilgileri de kendisine verdim. Sizin gibi tabii tokadı basamadım ama gayet kibar bir dille, diplomatik bir dille söylediklerine katılmadığımı söyledim. Yani siz de sözle okkalı bir tokat demişsiniz, düzelttiniz. Efendim, Sayın Erhan Usta, Ermenistan konusunda büyükelçilik demedim efendim. Şimdi baktım tutanağa. Böyle dememişim. Basına da öyle yansımamış. Yanlış anlaşılmış. Biz diyalogların başlayabilmesi için doğrudan diyaloğun özel temsilciler atacağız dedik. Hatta Ermenistan atadı. Biz de önümüzdeki günlerde özel temsilcimizi de belirledik. Gerekli resmi işlemi yapacağız. Rusya veya başkasıyla değil artık. Azerbaycan da bunun çok son derece isabetli olduğunu söyledi. Tıpkı uçuşlarla ilgili biz her konuyu Azerbaycan'la koordine ediyoruz, konuşuyoruz, onlarla beraber karar veriyoruz, özel temsilci atıyoruz, büyükelçilik değil. İleride normallaşırsa Ermenistan bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse yarın büyükelçilik de açılabilir. Bunda normalleşme sürecinde bu konuda da yine Azerbaycan'la birlikte karar veririz. Sayın Oluç, kendisi yok ama burada bizim söylediğimiz şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusunda, uygulama konusunda biz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin oradaki büyükelçilerin haksızlık yaptığını ve uzun süre içeriği önemli değil. O karar bu karar. Her karar uygulanacaksa 20 yıldır uygulamayan ülkelere bir müeyyide yapmazken Türkiye'yi tercih etmesi, hedef almasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Burada siyasi davrandığını biz söylüyoruz efendim. Şimdi Sayın Bakan. Buyurunuz efendim. Sayın Bakanımızdan kesmiyorsunuz değil mi efendim? Peki, çok teşekkür ediyorum. Buyurun.
Bunu Sayın Meral Danış Beştaş da söyledi. Yani biz burada çifte standart vardır. Bunu açıkça söylüyoruz. Evet, mahkeme Kavala ile ilgili bir beraat kararı verdi. Ama sizin de söylediğiniz gibi hem Demirtaş hem Kavala ile ilgili çok sayıda suçlamalar var. Bunların da ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden hapishaneden çıkmamıştır. Ben doğruyu söyledim. Doğruyu da her yerde açık, net bir şekilde söylerim. Benim Cumhurbaşkanım da her zaman doğruyu söylememi ister. Ama sizler biraz önce de kendiniz de söylediniz. Maalesef Sayın Uca da aynı şekilde. Sizler de PKK yüzünden doğruları söyleyemiyorsunuz. Yani bunu daha önce de söyledim. Söyleyemiyorsunuz. Maalesef öyle. Efendim Sayın Engin Altay. Şimdi söyleyemiyorsunuz. Sayın Engin Altay, bakınız, dediniz ki hain, ihanet dediniz, vatana ihanet dediniz, sessiz kalamayız dediniz. Siz Büyükelçim'le ilgili görüştü diyorsunuz, Büyükelçim görüşmedi diyor. İddia sahibi iddiasını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi takdirde ona ne dendiğini siz çok iyi biliyorsunuz. Müfteri denir. Ayrıca sizin temsilcinizin görüştüğünü kabul ettiniz. Madem ihanettir, madem kabul edemez, madem sessiz kalamazsınız, sizin sözlerinizden ben alıntı yaptım, gereğini yaparsınız. Efendim, Kıbrıs'ta tabii biz egemen eşitlik diyoruz. Çünkü federasyon için son müzakere yapacağımızı kayıtlara, Gran Manton'a da geçirdik. Bir daha egemenlik için, yani federasyon için, siyasi eşitlik için müzakereye başlamayacağız dedik. Ve sözümüzde de duruyoruz. Sayın Başkan, diğer sorulara da zaten arkadaşlarımızdan gelen sorulara da yazılı bir şekilde cevap vereceğim. Ben çok teşekkür ediyorum tüm milletvekillere. Bu akşam sabahtan beri devam eden müzakereler ve sorular için, eleştiriler için cevaplarımda da hiç kimseye hakaret etmedim. Hiç kimseyi de, yani şahsını da hedef almadım. Gayet bir nezaket içinde somut bilgilerle cevap vermeye çalıştım. Saygılar sunarım. Sayın Ersoy. Evet, Sayın Erhan Usta, İYİ Parti Genel Grup Başkan Vekili, kültüre hiç değinmediniz dediniz. Vallahi ben konuşmamın üçte ikisini kültüre ayırdım. Sinemaya, tiyatroya, müzisyenlere, arkeolojiye, müzelere, kütüphanelere, festival müjdelerine, birçok konuya değindim. Ha, konuştuklarımın üç katı da anlatacağım şey var ama burada vakit oldukça sınırlı. Siz ne kadar sorunuz varsa bana düzenli olarak yazın. Ben sizi çok detaylı bir şekilde, o sorduğunuz konuların hepsi de konuşma metnimde aslında vardı. Ama siz de biliyorsunuz her dakika konuşma kesiliyor mecburen. Değinemiyoruz. Vakit de olmuyor. Efendim? Soft kısımları da vardı ama süre kalmıyor ki. Nasıl anlatabilirim? Burada var. İstiyorsanız bakın orijinal metini de vereyim. Size rahat rahat okuyun yani. İşte ben de size anlatıyorum. Burada vakit sınırlı olduğu için yapacak bir şey yok. Siz bize ne kadar sorunuz varsa gönderin. Biz onların hepsini tek tek cevaplarız. Yine Sayın Ahmet Yenilmez Kütahya Milletvekilimiz, Arizona ve Kütahya Müzesi ile ilgili talepleri, istekleri vardı. Ben göreve ilk geldiğim an aslında ilk yılında Arizona'yı ziyaret ettim. Hakikaten desteklenmesi gereken çok önemli bir kültür merkezimiz, arkeoloji alanımız. Buradaki desteklerimizi arttıracağız. Onun sözünü veriyorum. Sıkı sıkı da takip edeceğim. Zaten siz de çok sıkı takip ediyorsunuz. Ve yine Kütahya Müzesi'nin tamamlanması için ekstra bir bütçe gerekiyorsa o bütçeyi de ayırıp en kısa sürede Kütahya Müzemizi tamamlayacağız. Şimdi Kültür Bakanlığı, Ebru Günay HDP Mardin Milletvekili'nin bir sorusu vardı. Kültür Bakanlığı AK Parti iktidarı boyunca sadece 5 Kürtçe kitap basmıştır diye. Bakın şu ana kadar benim de... Açalım. Tamam, açıyorum. 6 tane temel eser yayınlandı. 4 tane temel eser 2022 yılı sonuna kadar hazır hale geliyor. Şu anda sonuna doğru geldik. 20 tane ilave klasik eser çalışması da 2022 yılı içinde tamamlanmaya çalışıyor. Hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Nuran Emir HDP bakanlık tarafından hazırlanan dokümanlarda başka kültürden hususlara yer verilmediği iddiası. Bakanlığımız tarafından yayınlanan Ermeni Bestekarlar, Kürdili Hicazkar Vaslı, Aynı Telden Ayrı Dilden Gayrimüslim Besteciler, Farklı Diller Farklı Renkler ve Farklı Diller Farklı Renkler iki sesli yayın eserleri içeriğinde toplumun ortak duygu ve düşüncesini içerecek şekilde kültürümüze ait Kürtçe, Ermenice, Arapça, Süryanice, Boşnakça, Azerice, Kazakça, Lazca, Zazaca, Rumca sesli eserlerine yer verilmiştir. Ayrıca Ahmedi Hani'nin 1692 yılında Kürtçenin Kurmancı lehçesi ile yazdığı Mem ve Zin adlı eserlerinden yola çıkarak Cuma Boynukara'nın yazdığı Mem ile Zin adlı eserin 2012-2013 sanat
sanat sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda 61, 2018-2019 sanat sezonunda ise Van Devlet Tiyatrosu'nda 38 temsili gerçekleştirilmiştir. Hani hiç oynamıyorsunuz diyorsunuz ya, oynuyoruz aslında. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 81. maddesi uyarınca Kürtçe olarak basıldığı talep sahiplerince beyan edilen süreli olmayan yayınlara, yani kitaplara ilişkin olarak 17 Haziran 2016 17 Haziran 2021 tarihleri arasında 1431 kitap için toplam 1.310.356 adet bandrol tedarik edilmişti. Hani izin vermiyorsunuz diyorsunuz. Ben saadetlerine kadar size veriyorum. Yani özetle Kürtçe kitapta basıyoruz, tiyatroda oynuyoruz, müzikte çalıyoruz. Yüksel Özkan CHP Bursa Milletvekili, TİKA projelerin yürütülmesi ve takibine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda ne yapılmaktadır diye bir sorunuz var. Uluslararası Kalkınma İşbirliği faaliyetleri yürüten TİKA, başkanlığımızca gerçekleştirilen projeler ilgili ülkelerin ihtiyaçları ve sahaya özel siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile başkanlığın mevzuatı ve bütçe imkanları çerçevesinde ve devletler arası üst düzey görüşmeler ve işbirliği anlaşmaları ile hükümet plan programları ve öncelikleri tarafından belirlenmektedir. Bakın, o TİKA yatırımları öyle göründüğü kadar kolay. Siz kapıyı çalıyorsunuz, şurayı restore edeceğim, şunu yapacağım, şu hizmeti götüreceğim dediğiniz zaman kabul görmüyor. Uluslararası çok detaylı, hem Büyükelçiliklerimiz, Dışişleri Bakanlığımız tarafından birçok görüşme, protokol, hatta çoğu zaman liderler bazında görüşmelerle sağlanan mutabakatlarla oluyor. O yüzden o kadar göründüğü kadar kolay değil ama hassasiyetle takip ediyoruz. Bu hassasiyetler göz önünde bulundurularak başkanlıkça yürütülecek projelerin belirlenmesi, uygulanması, takibi ve sonuçlandırmasına ilişkin usul ve esaslarının beneceğini yönetmelik usulü çalışmaları da devam etmekteyiz.